uygarlığın dikkatini çekmiş ve hedefi olmuş büyük bir medeniyetin adıdır. Kur'an'ın emirleri ve Hazreti Muhammed'in sünnetiyle Müslümanlar bu büyük uygarlığı kurup genişletmişlerdi. Hemen her alanda dünyaya çağ atlatan Müslümanlar, Haçlı emperyaller ve onların içinde filizlenen, kökü tarih öncesi devirlere dayanan ezoterik yapıların boy hedefi olmuşlardı. Tabii 600 yıllık ömrüyle Osmanlı ilk akla gelen isimdir. Özellikle 18. yüzyılın sonları ve 19. yüzyılın başlarıyla İngilizlerin, sonrasında Rusların ve Fransızların hedefindedir Osmanlı. Bu güçler bazen üçü birden alenen, bazen biri önde, diğerleri arkada olmak üzere Osmanlı'ya saldırmaktan geri durmamıştır. Hoş Osmanlı'nın tarihi boyunca tek bir ülkeyle savaşması görülmemiştir ya, böylesi geniş ittifaklar doğal olarak onu çok yıpratmıştır. Adını zikrettiğimiz bu ülkeler sömürgeleri nedeniyle paranoyalara kapılmaktaydılar. Başta İngiliz ve Fransızlar olmak üzere Avrupa'nın Haçlı emperyalleri, Afrika, Amerika ve Asya'da sahip oldukları sömürgeleri ellerinde tutma kaygısıyla her fırsatta İslam dünyasına ve İslam dünyasının devasa devleti Osmanlı'ya saldırıyordu. Amaçları sömürgelerine giden ve Osmanlı topraklarından geçen yolları kontrol etmek ve bu topraklardaki Müslüman grupları Osmanlı etkisinden korumaktı. Tabii buna Osmanlı'nın engin coğrafyasındaki zenginliklere sahip olma hırsını da ekleyebiliriz. Bu zihniyet ordularını kullanamadığı durumlarda misyonerleri ve onların okullarını, bir de Batı sevdalısı aydınları kandırdıkları Mason localarını kullanıyorlardı. 18. yüzyıla gelindiğinde Masonluk artık milletlerin yaşam ve ölümleri üzerinde tasarruf yapabilecek bir kuvvet halini almıştı. Başta İngiliz ve Fransızlar olmak üzere Haçlı emperyaller bu sistemi kullanıyor ve karşılıklı bir çıkar ilişkisi yürütüyorlardı. Bakınız, Masonların Eflatun'u olarak anılan Albert Pike'ın yine kendi gibi 33. derece Mason olan İtalyan Manzini'ye yazdığı ve kendi camialarında pek ünlü olan mektubunda dünya savaşlarına tarifi ürperticidir. Bu arada Pike'ın hala Amerika'daki en etkili Mason olarak anıldığını belirtmekte fayda var. Bakınız Pike neler diyor. Birinci Dünya Savaşı Illuminati'ye Rus çarlığını yıkarak bu ülkeyi ateistik komünizmin bir kalesi yapmak için gereklidir. Britanya ve Almanya İmparatorluğu içindeki örgütümüz bu savaşı tetiklemeli. Savaşın sonunda komünizm kurulmalı ve dinleri zayıflatmak amacıyla diğer hükümetleri yıkmakta kullanılmalıdır. Gelelim aynı mektupta yer alan İkinci Dünya Savaşı planına. İkinci Dünya Savaşı, faşistler ve siyonistler arasındaki farkların kışkırtılmasıyla tetiklenmelidir. Bu savaşın sonunda faşizm yıkılmalı ve Siyonizm Filistin'de bağımsız bir İsrail devleti kuracak kadar güçlenmelidir. Enternasyonel komünizm savaştan Hristiyan dünyasıyla denge içinde bir güç olarak çıkmalıdır ki ona çıkaracağımız son karışıklıkta ihtiyacımız olacak. Ve gelelim Mason üstadının 3. Dünya Savaşı öngörüsüne. Siyonistlerle İslam alemi arasında Illuminati ajanlığının sebep olacağı farklılıkların körüklenmesiyle tetiklenmeli. Bu savaş öyle bir savaş olmalı ki İslam ve Siyonizm birbirini yiyerek yok etmeli. Bu arada diğer uluslar fiziki, ahlaki, ruhsal, ekonomik yıkımlara sürüklenerek bölünmeli. Öyle bir sosyal kaos yaratılmalı ki herkes dinleri kanlı şiddetin temel sebebi olarak görmeli ve insanlar mutlak ateizme yönelmeli.
Son olarak Lucifer'ın saf ve mutlak doktrininin manifestosuyla Hristiyanlık ve ateizm de silinmedi. Belki aranızdan bu adam ne yemiş ya da ne içmiş diyenler olacaktır. Doğrusu garip bir metin. Ancak hala Mason camiasında saygı gören biri böylesi kanlı ve acayip bir fikirler yumağını dillendirirken Masonların genel geçer herkesle paylaştıkları yaklaşımları tam tersi. Bakınız, ülkemizde faaliyet gösteren hür ve kabul edilmiş büyük Mason locasının internet sitesinde tarifleri nasıl? Hür Masonluk, yüce varlığa inanç temeli üzerine kurulu bir kardeşlik kurumudur. Kendilerinden başlayarak bütün insanlar arasında sevginin, toleransın ve kardeşlik bağlarının kurulmasını hedefler. Tüm insanların hürriyet, barış, adalet ve huzur içinde gelişmesini ve yaşamasını amaçlar. Bu çerçevede Hür Masonluk toplumsal değil, bireysel bir öğretidir. Üyelerini toplu ya da tek tek bir kanaat veya fikri kabul etmeye ve açıklamaya asla zorlamaz. Hür Masonluk üyeleri arasında din, mezhep, ırk, dil, inanç, ünvan ve makam ayrımı yapmaz. Üyelerini inançlı, hür, namuslu, şerefli, haysiyetli, aydın ve iyi ahlaklı erkekler arasından seçer. Resmi ifadeler aynen böyle. Kırım Savaşı itibariyle başta İngilizler olmak üzere Batılı emperyallerin Osmanlı üzerinde etkilerinin arttığı görülecektir. Bunun etkisiyle Osmanlı şehirlerinde önce elçilikler, ardından müthiş bir hızla localar açılmaya başladı. Buralara kullanışlı olduklarını düşündükleri Osmanlı aydınlarını alıyorlardı. Bu taktiği Kazım Karabekir, Cihan Harbi'ne neden girdik, nasıl girdik, nasıl idare ettik adlı eserinde şöyle aktarıyor. Henüz işgal altına alınmayan yerlerin racaları, prensleri şöyle dursun, henüz istiklallerini kaybetmemiş bulunan Belucistan, Afganistan, İran ve hatta Osmanlıların bazı vezirleri, şehzadeleri ve hükümdarları bile bu localara girmeye can attılar. Çünkü oraya girmeyen bir devlet adamı ilmi ve insani bir kafadan mahrum sayılacağı ve bir Avrupalıya muhatap olamayacağı hakkında propagandalar yapılmış ve fiili bazı misaller de gösterilmişti. İşte bu suretle 18. asırda Masonluk artık milletlerin hayat ve ölümü üzerinde etkili bir kuvvet haline gelmiş bulundu. Sömürgelerinin genişliği, İşe pek erken başlamaları, siyasi ve iktisadi büyük kudretleri dolayısıyla Masonluk cephesinden İngiltere ve Fransa dünyanın her tarafında hakim vaziyettedirler. Osmanlı'da aydınları ve bürokratları Mason olmaya yönelten kendilerince Osmanlı'yı kurtarmaydı. Batı medeniyetinin topyekün üstünlüğünü kabul eden bu kişiler, Masonluğun ana tezini Batı'nın seküler kuralları ile birleştirerek kurtuluşu sağlamayı düşünüyorlardı. Mason İngiliz Büyükelçisi Lord Stanford Canning ve İngiliz taraftarı Mason Sadrazam Mustafa Reşit Paşa'nın Batılı reformlarla devletin kurtarılması için birlikte yazıp uygulattıkları tanzimat ve ıslahat fermanları ile İngilizler emellerine ulaşmaya başlamışlardı. Özellikle koydukları gayrimüslim tebaanın durumu ile ilgili maddeler önemliydi. Bunun altında yatanları Kazım Karabekir aynı eserinde şöyle anlatıyor. Hristiyan olmayan devletler idaresindeki Hristiyanları istiklallerine kavuşturmak ve bu suretle siyasi emellerine alet etmek ve paralayacakları İslam camiasını da bu suretle sömürge yapmak için Hristiyan çocuklarını o devletlerin sınırları içinde türlü adlarla açtıkları mekteplerde yetiştirir ve onlara ihtilal fikirleri aşılarken kemale ermiş insanlarını da Mason localarını alarak orada kendi emellerine uygun bir hale getiriyorlardı. Plan aşağı yukarı bu minvaldeydi.
1866'da Osmanlı'nın kurtuluşu uğrunda son hatfe söylemiyle meşrutiyet talebinde bulunmak ve propaganda yapmak için üyelerinin büyük bölümü Batı'da eğitim almış gençler ve masonlardan oluşan Yeni Osmanlılar Cemiyeti kuruldu. Ve hemen Sultan Abdülaziz'den meşrutiyetin ilanı istendi. Sultan bu talebi gereksiz görüp reddedince kendi sonunu hazırlayacak bir düşmanlığı da başlatmış oluyordu. Sultan Abdülaziz'in iş başında kalması demek İngiliz emellerinin gerçekleşmemesi demekti. Bu nedenle padişahı devirip yerine meşrutiyet sözü veren Mason Veliaht Murat Efendi'yi tahta çıkarmak amacıyla darbeye giriştiler. Darbe için oluşturdukları junta, sivil kol, askeri kol ve saray kolu adıyla 3 koldan oluşuyordu. Sivillerin başını Şurayı Devlet Reisi Mason Mithat Paşa, Namık Kemal, Ziya Paşa ve avanesi oluştururken, askeri kanadın başında yine Mason olan Hüseyin Avni Paşa vardı. İlginçtir, darbeye karışan hemen tüm subaylar locanın üyeleriydi. Junta çok geçmeden beklediği fırsatı yakaladı. Öncelikle hükümet darbesi yapıldı. Bunun amacının junta üyelerini ilgili makamlara getirerek kadrolaşmayı sağlamak ve darbeyi kolaylaştırmak olduğu ortadadır. Sadrazam Mahmud Nedim Paşa'yı istifaya zorlamak için locanın Osmanlı tayfasından kimi üyeleri softa kıyafeti giyerek medreselere gittiler. İngiliz altınları ve Balkanlardaki karışıklık ileri sürülerek bir ayaklanma tertiplendi. Talebelerin saraya yürüyerek Sadrazam, Serasker ve Şeyhülislam'ın azlini istemeleri ve kalabalıkların kışkırtılmış grupların katılımı sonrası artmasıyla ne yazık ki istihbaratın da zayıf olması sonucu Sultan Abdülaziz istekleri yerine getirmek zorunda kaldı. Böylece saray bünyesinde teşkilatını tamamlayan Masonik junta çok geçmeden yeni bir hareketle Sultan Abdülaziz'i tahttan indirdi. Ancak hınçları öylesine büyüktü ki koskoca Osmanlı padişahının itibarını iki paralık etmek için bu fotoğrafları çektirdiler. Sultanın iki yanında duran ve laubali pozlar veren bu kansız alçakların aynı locadan emir aldıkları unutulmamalı. Böylece Mason Sultan 5. Murat tahta çıkıyordu. Ancak kısa zaman sonra o da sinir krizleri ileri sürülerek tahttan indirilecekti. İlginçtir, bu işi yapan da yine aynı ekipti. Bir başka ilginç nokta da bu işleri karıştıran ve uşaklık yapanların tarih tezimizde büyük devlet adamları olarak anılıp heykellerinin korunuyor oluşudur. Masonların 1800'lerle birlikte Osmanlı topraklarında ciddi bir etkinlik kurma çabasına girdiklerini söyledik. Bu noktada Osmanlı çocuklarını da kullandılar. Bunların içinde öğrenciler de vardı sadrazamlarda. Ordu komutanları da vardı Şeyhülislamlarda. Hatta Sultan 5. Murat da bunların aktif üyesiydi. 1854-55 Osmanlı-Rus Savaşı sonrası, diğer adıyla Kırım Savaşı sonrası, İngiltere, Fransa ve İtalya Osmanlı şehirlerinde loca açmak için adeta bir yarışa giriştiler. Her biri kendi etki alanlarını genişletme adına gayri Türk ve gayri Müslim unsurları aralarına alıyor ve onlara ihtilal fikirleri aşılıyorlardı. Yine Osmanlı içindeki Türk ve Müslüman unsurların önde gelenlerinden bazıları da bu localara alınmışlardı. Bunlar Masonluğun görünüşte modern esasları olan hukuk ve görevde eşitlik, inançlara hürmet, vicdan hürriyeti, aileye ve insanlığa hizmet idealleri üzerine usulüne göre yemin ediyorlardı.
yani sizin anlayacağınız nabza göre şerbet veriliyordu. O günleri Kazım Karabekir şöyle anlatıyor. İdealleri üzerine usulüne göre yemin etmişlerdi. Bulgarlar, Rumlar ve Ermeniler gibi Türk'ün gayri unsurlara aynı zamanda istiklal fikirleri de verildiğinden bunların vatan ve insaniyetten anladıkları büsbütün başka şeylerdi. Tarafsız bir unsur gibi görünen Museviler de asla Osmanlı Devleti'nin elinde değildi. Bu suretle Mason teşkilatına giren Türk aydınları, Türklerden ayrılmak ve hatta onları mahvetmek isteyen ve tamamıyla büyük devletlerin elinde birer alet olanların içinde ve onlarla birlikte gözü kapalı yürüyorlardı. Mason biraderlerden alınan ve verilen bilgiler yurt dışına gidiyordu. Böylece Osmanlı birçok olayda yanlış yönlendiriliyordu. Doğrusu bu durumda Almanların Osmanlı'yı uyardığını söylemekte fayda var. Onlar da tabii bunu kara kaşımız ve gözümüz için yapmamıştı. Siyasi birliklerini geç tamamlayan Almanlar, sömürge pastasından payını alamadığından Osmanlı'nın elden gitmesini istemiyordu. Sultan II. Abdülhamit Han'la iyi arkadaş olan İmparator Wilhelm bu noktada başrollerdeydi. Onlar da Sultan II. Abdülhamit'in iddialı İslam fikrini destekliyorlardı. Ayrıca Mason localarının yıkıcı faaliyetleriyle ilgili sultana raporlar da sunmuşlardı. 5. Murad'ın tahta çıkış süreci ve sonrasında yaşananları bilen 93 Harbi Hezimeti döneminde iktidarı elinde tutan Masonların yaptıklarını iyi gören Sultan II. Abdülhamit Han belirli bir tutum almıştı. Bu arada kamuoyunda Masonluk kızıl gavurluktur şeklinde bir propaganda yapıldı. İlginçtir, bunun benzeri sonraları Sultan II. Abdülhamit için yapılacak ve Kızıl Sultan yakıştırması yayılacaktı. İkinci Meşrutiyet'in ilanını takip eden zamanda Masonlar hızlı bir yayılım gösterdiler. Bunu iki fikirle savunuyorlardı. Birincisi, özellikle İngiliz ve Fransızlar Mason olmayan hükümet erkanımıza ve özellikle dışişleri mensuplarına karşı soğuk davranıyor ve önem vermiyorlardı. İkincisi, ülke dahilinde yabancıların elinde bulunan locaların Türkleştirilmesi çıkarlarımız gereğiydi. Bu iki fikir, iddiatçıların Masonluğu savunma argümanlarıydı. İddiatçılar ilginçtir bu yolla itibar elde edecekleri zannı içindeydiler. Durumu fark eden Masonlar ülkede bir büyük şura kurulmasını sağladılar. Üyeliklere layık görülenler birdenbire 33. dereceye çıkarıldı. Masonluğun en üst makamına gökten zembille inenler şunlardı. Talat Paşa, Mithat Şükrü Bileda, Faik Bey, Fuat Hulusi Demirelli, Emanuel Karasu, David Cohen ve diğerleri. Bu acemileri birdenbire en üst basamağa oturtan Mısır Büyük Mason Şurası'ndan Sakakimi biraderdi. Mısır Mason Şurası ayrıca Prens Aziz Hasan Paşa'yı büyük yetkilerle Osmanlı'da bir şura kurmaya memur kılmıştı. Osmanlı ülkesinde Masonluğun tahtına oturtulan İttihat ve Terakki ileri gelenleri, orduda ne kadar subay varsa hemen hepsini üye yapmak için büyük bir çaba sarf etmişlerdi. İttihatçılar bu çabalarıyla ciddi bir felakete davetiye çıkarıyorlardı. O günleri bizzat yaşayan Kazım Karabekir, yıllar sonra bunları şöyle kaleme alıyordu. Onları yanlış yollara sürükleyen ellerin diğer taraftan da meşrutiyeti de ve bütün aydın tabakayı ve bilhassa mektepli zabitleri de ortadan kaldırarak
ve şimdiye kadar atılan terakki adımlarını da alt üst ederek Osmanlı Devleti'ni müstemleke haline getirmek ve paylaşmak planını tatbik için benim gibi birkaç arkadaşım endişedeydik. Fakat Masonluğun tahtına çıkarılarak biraderleri vasıtasıyla avutulanların, memleketin başına bir felaket getirecekleri sabit olan cemiyet azasından bazı şahsiyetler muhalefete geçtiler. Bu suretle İttihat ve Terakki içinde beliren ve sonra siyasi bir bölünmeye yol açan ayrılıkta Masonluğun da büyük tesiri oldu. Ne ilginçtir ki Osmanlı'da Büyük Şura oluşturulduktan tam 41 gün sonra 31 Mart hadisesi meydana geliyordu. 31 Mart'ın nasıl bir düzen olduğu ve neyi amaçladığı tarihçe sabittir. Her ne kadar hala bu olayın bir irticai kalkışma olduğunu zikredenler varsa da, önü ve sonuyla bir İttihatçı tezgahı, daha da ileri giderek bir Mason tezgahı olduğu ortadadır. Hareket Ordusu adındaki yatışmış olayları bastırmaya gelen askeri gücün yönetici kadrosunun localara üye olduğu sonraları ortaya çıkacaktı. Hatta emperyal emelleri sekteye uğratan Sultan II. Abdülhamit'in hal bildirimini yapacak heyetin tamamı da yine Mason localarının üyeleriydi. 31 Mart olayının ardından İttihat ve Terakki lideri Talat Paşa'ya Masonluk'ta son bir adım daha attırıldı ve en üste oturtuldu. Yani Üstad-ı Azam yapıldı. Peşi sıra Elaziz'den Malatya'ya birçok yerde Mason locaları açılmaya başladı. Kısa zamanda sadece İstanbul'da 24 loca açıldı. Ülke çapında sayı 58'i buldu. Masonluğun siyasi ve sosyal seviye, servet gibi bir takım çıkarlar için en önemli adım haline getirilmesi de yine kökü dışarıdaki ellerin ördüğü ağlardı. Bakınız, 1910 yılında Arnavutluk isyanının bastırılması sırasında olayı takip eden bir Alman gazeteci şu ilginç detayı satır arasından paylaşıyordu. Osmanlı'da Mason olmayana hayat hakkı verilmiyor. Bütün zabitler Mason olmuş. 1908 sonrasında sessiz ve derinden iktidara uzanan Masonlar, askeri ve siyasi başarısızlıklar arttıkça halk tarafından eleştirilmeye ve giderek karar mekanizmalarından uzaklaştırılmaya başlandı. Birinci Dünya Savaşı'na doğru gidilirken kriz ve belirsizlik baş göstermeye başladı. Meşrutiyet dönemindeki bunalımın başlangıcında ise bir Şeyhülislam vardı. Musa Kasım Efendi'nin 12 Temmuz 1910 tarihinde Şeyhülislamlığa getirilmesi üzerine şair Eşref'in yazdığı hicvi oldukça berraktır. Avdetiler ile hükümetimiz benzedi devleti Yehuda'ya. Bab-ı fetvayı da çıfıtlık edip verdiler ila nihaye Musa'ya. Beyit günümüz Türkçesiyle şöyle ifade edilebilir. Dönmelerin kabineye girmesiyle hükümetimiz de adeta bir Yahudi devletini andırır oldu. Hatta Şeyhülislamlık makamını da Yahudilik edip sonsuza dek Musa'ya verdiler. Hakkındaki ithamlar ve dedikodular artınca istifa etse de Musa Kazım Efendi 3 defa daha aynı göreve getirilecekti. Aynı dönemde büyük üstadlığa seçilen Rıza Tevfik'in Mason değilsen cevap ver sıkıştırması üzerine 14 Kasım 1911'de bir beyanname kaleme alarak Mason olmadığını ilan etti. Ancak bu ve benzeri açıklamalar kimseyi tatmin etmedi. Temmuz 1959 tarihli Türk Mason dergisinde Şeyhülislam Musa Kazım Efendi başlığıyla çıkan makalede açıkça üstadımız denmekteydi. Devamı şöyleydi. Musa Kazım Efendi üstadımızın masonik hayatı Resne Muhterem Mahfilinde başlar. Martikül numarası 4 olup 24-3-1910 senesinde 30. dereceyi ihraz etmiştir.
Thierry Zarkone Şeyhülislam'ın Selanik'te bulunan ve iddiatçıların sık sık buluştuğu İtalyan Mason locası Makedonya Risorta'nın üstadı muhteremi olduğunu yazar. Zarkone'nin Musa Kazım Efendi ile ilgili şu ifadeleri ibretliktir. Jön Türk olan Musa Kazım Efendi, Mason ve Bektaşi olmuştur. Müslümandır ancak hiçbir zamanda Nakşibendilikten vazgeçmemiştir. Ve bütün bunların yanında inancı, hak mezheplerine aykırı bir çizgi içinde kırma görünümlüdür. Cumhuriyet'in ilk yılları ve Mustafa Kemal'in yönetimi dönemi boyunca Türkiye'de Masonik faaliyetler ne durumdaydı? Bu sorunun farklı cevapları ve tabii açılımları mevcut. Birinci Dünya Savaşı ile birlikte Mason üstadların dediği olurken Osmanlı coğrafyasında Mason localarına güvensizliği arttırıyordu. Bu güvensizlik ve belirsizlik Cumhuriyet'in kuruluşuyla giderildi denmektedir. Bunu dönemin Mason kaynakları ve Masonların aleni faaliyetleri açıkça ortaya koymaktadır. Daha 1925 yılında Cumhuriyet Hükümeti'nin zaten Mason prensiplerini kabul ve tatbikinden bahsedilip Cumhurreisi Mustafa Kemal Paşa'ya 33. derecenin tevcihinin münasip olacağının teklif edilmesi, cevabın ise şimdilik kalsın, kendinizi gösteriniz, sonra görüşürüz şeklinde olduğunu 1951 tarihli 8 Mason biraderin ortak olarak hazırladığı Türkiye'de Hür Masonluk Tarihi adlı kitapta görebiliyoruz. Mustafa Kemal hayatında hiçbir suret ve vesile ile bir Mason locasına girmemiştir ve farmason olmamıştır. Bu sözler 11 Aralık 1932 tarihli Akşam gazetesinde Bozkurt Mustafa Kemal kitabının yazarı Armstrong'un Necmettin Sadağ'a verdiği mülakatta söylenmiştir. Konuşmalar daha da kötüleyici bir hal alınca Atatürk elini masaya vurarak konuşmacıları susturdu. Sonra hiç kimsenin beklemediği, herkesi şaşkınlık içinde bırakan şu konuşmayı yaptı. Bir zamanlar ben de Mason olmuştum. Bu sözlerde Mustafa Kemal'in uşağı Cemal Granda'nın hatıralarını yazdığı Atatürk'ün Uşağıydım adlı eserde yer almaktadır. Bu durumu bir tezat ya da bir kafa karışıklığı olarak görmek mümkün. Ancak daha ilginç ifadeler, anılar ve söylemleri de paylaşacağız. Uzun yıllardır kamuoyunda Mustafa Kemal Mason muydu? Ya da Mustafa Kemal Masonluk aleyhtarı mıydı? Mason localarını kapattırıp onları sürgüne yolladı mı? Benzeri onlarca soru sorulmakta ve herkes kendince bir cevap vermektedir. Şimdi aranızda birilerinin bize ne canım bizi ne ilgilendirir dediğini duyar gibi oluyoruz. Ancak bölümü sonuna dek izlerseniz ne demek istediğimizi daha net fark edebilirsiniz. Raif Ogan'ın 1950'de yayınlanan Masonluk Aleyhtarı kitabında Mustafa Kemal'in memleket ve millet için muzır görerek Mason şebekesini dağıttığını, Masonluğu ilga ettiğini, bunun Mustafa Kemal'in en hayırlı inkılabı olduğu yer almaktadır. Yine Cevat Rıfat Atilhan'ın Türkoğlu Düşmanını Tanı isimli kitabında Atatürk gazaba gelerek haydi defolun buradan, cehennem olun gidin, Yahudi uşakları, benim milletim bana kahraman sıfatını verdi, ben sizin gibi bir çıfıt Yahudi'ye uşak mı olacağım? Bu gece sabaha kadar Türkiye'deki bütün localarınızı kapatmadığınız takdirde hepinizi yarın teşkil edeceğim. Divanı Harbi Örfiye verir ve astırırım. İfadeleri yer almıştı. Atilhan bu sözleri eski Van mebusu İbrahim Arvas'ın 1964'te basılan Tarihi Hakikatler adlı kitabından nakletmişti. Bunun yanında farklı bir örneği Mustafa Kemal'in Nutuk adlı eserinden vermek mümkün. Gazi'nin sarf ettiği sözlerin Mason akidesinin başlıca esasları olduğu söylenmektedir. Nutuk'ta yer alan bölüm şöyledir. Efendiler, bütün beşeriyetin tecrübe, malumat
ve tefekkürde teali ve tekemmülüyle Hristiyanlıktan, Müslümanlıktan, Budizm'den sarfı nazar ederek basitleştirilmiş ve herkes için anlaşılacak hale konulmuş, alem şumul, saf ve lekesiz bir dinin teessüsü ve insanların şimdiye kadar kavgalar, kusiyet, kaba arzu ve iştahlar arasında bir sefalethanede yaşamakta olduklarını kabul ederek bütün vücutları ve zekaları zehirleyen ufunet tohumlarına galebe etmeye karar vermesi gibi şeraitin husulünü, müstelzim olan bir cihan şümül ittihadı hükümet tahayyülünün tatlı olduğunu inkar edecek değiliz. 1925 yılında bir gün Gazi'nin köpeği Gazi'yi ısırmış ve bunun üzerine hahamlık yanında veteriner de olan Hayim Nahum köşke çağrılmıştı. Gazi mason olduğunu bildiği Hayim Nahum aracılığıyla masonlara selam yollamıştı. Selam üzerine Üstad-ı Azam Servet Yesari imzasıyla bir teşekkür yayınlayan masonlar, Efendimiz Hazretleri diye başladıkları yazıyı şu ilginç ifadelerle bitiriyorlardı. Asıl maksatları meyanında hasseten taassup, cehalet ve batıl inançlarla mücadele gayesini takip eden masonluk, zat-ı riyaset penahilerinin faaliyeti mütezaideyi fazilet perverleri sayesinde sevgili memleketimizi pek yakında en muazzam hayır ve mükemmelliğe vasıl olmuş göreceğinden emin ve mutmaindirler. Teşekkürat-ı tazimkaranemizi Hâki Pâ-i Sâmi riyaset penâhilerine arz ve tekrar eyleriz. Efendimiz Hazretleri. Mektupta geçen taassup, cehalet ve batıl inanç tabirlerinin mason jargonunda İslam'ı işaret ettiğini söyleyelim. Yine Cumhuriyet'in ilk yıllarında masonların serbestçe teşkilatlanıp faaliyet göstermesine izin veriliyor. Bunun sonucu olarak yine kilit noktalarda loja üyeleri belirmeye başlıyor. Yine mason kaynaklarından öğrendiğimize göre 5-13 Eylül 1932'de İstanbul'da 23 ülkenin Meşriki Azam ve büyük localarının temsilcilerinin katıldığı uluslararası bir mason toplantısı gerçekleştiriliyordu. 1949 yılında Büyük Loja Kongresi'nde Türkiye Süprem Konseyi Surven Grand Komandörü Operatör Doktor Mim Kemal Öke ilginç bir açıklama yapıyordu. Şu dakikada onun ruhunu tazip değil, taziz ediyoruz. Atatürk mason teşkilatı için büyük iltifatta bulunmuş, Ankara'daki binaya her yıl 3.000 lira yardım etmişlerdir. Bugün başımızdakiler de aynı yardımda bulunmuşlardır. Mason teşekkülünü Atatürk kapatmamıştır. Siyasi ahval ve o zaman böyle bir imayı mecbur kılmıştı. Mason teşkilatının yetkilileri 9 Ekim 1935 tarihinde Anadolu Ajansı'na verdikleri beyanatta kapanma işlemini şöyle anlatıyorlardı. Türk Mason Cemiyeti, memleketimizin sosyal teamülü ve günden güne artan muazzam terakkilerini nazar itibari alarak ve TC'de hakim olan demokratik ve cidden laik prensiplerin tatbikatından doğan iyilikleri müşahede ederek faaliyetine bu hususta hiçbir kanun olmaksızın nihayet vermeyi ve bütün mallarını memleketin sosyal ve kültürel kalkınmasına çalışan halk evlerine teberrü muvafık görmüştür. Yani masonlar kendilerini lav ederken bütün mallarını halk evlerine bağışlıyorlardı. Konuyla ilgili Dahiliye Vekili Şükrü Kaya'nın resmi açıklaması da fesih kelimesi dışında mason locasının açıklamasıyla aynıydı. Hazır yeri gelmişken Şükrü Kaya hakkında bir küçük parantez açmakta fayda var. Dinler işlerini bitirmiş, vazifeleri tükenmiş, yeniden uzviyet ve hayatiyet bulamayan müesseselerdir. 3 Aralık 1934 tarihli meclis tutanağında yer alan bu ifadeler İçişleri Bakanı Şükrü Kaya'ya aittir. Kaya, Cumhuriyet'in ilanından sadece 6 ay sonra 11 Mayıs 1924 tarihinde tekris töreniyle Resne Locası'na kabul edilmiştir.
Ne ilginçtir ki bundan sonra bahtı da şansı da açılmıştır. 3 ay sonra peş peşe 3'er ay görev yapacağı Tarım ve Dışişleri Bakanlıklarına getirilmiş, ardından 10 yıl kesintisiz yürüteceği Dahiliye Bakanlığına giden inanılmaz yükselişi yaşanmıştı. Anlayacağınız masonluk Şükrü Kaya'ya bayağı yaramıştı. Şükrü Kaya, Beyoğlu'nda bulunan Resnel Hocası'na 239 martikül numarasıyla kaydolmuş, 18 Haziran 1925'te Kalfalığa yükselmişti. Ne hikmetse 30 Haziran 1926'da 3. dereceden tıpkı iddiatçılarda olduğu gibi birdenbire üstatlığa terfi etmişti. Aynı Şükrü Kaya, Vesaik-i Muteberiye'de geçerli belgelere haiz bulunan masonlara ihtiyaç zamanında yardım ve himayeyi vaat ediyor. Başka bir mason kaynağına göre de Şükrü Kaya ve Hasan Saka, Mart 1930'da 33. dereceye yükselmişlerdi. Cumhuriyet'in ilk yıllarını resmeden bu anlatım oldukça önemlidir. Türkiye'de locaların kapatılması ile ilgili mason kaynaklarında detaylı bilgileri bulmak mümkündür. Masonluk Cumhuriyet'in ilk yıllarında büyük ilerleme göstermiş, 25 yeni loca, 10 yeni atölye açılmış, loca ve atölye toplamı 44'e ulaşmıştır. Mecliste aşağı yukarı 92 vekil masondu. Osmanlı'nın son yüzyılı ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında durum bundan ibaretti. Mustafa Kemal'in konuya bakışı ile ilgili farklı kaynaklarda farklı bilgi ve yorumların olduğunun altını bir kez daha çizelim. Ancak Gazi'nin vefatından sonra çıkan kimi yorum ve makaleler oldukça dikkat çekicidir. Gazi Mustafa Kemal'in beklenmedik vefatı doğrusu ülkede şok etkisi yaratmıştı. Ancak ölümünden yıllar sonra yabancı gazetelerde çıkan makaleler ilginç bir tezatı oluşturuyor. Resmi tarihin de bize söylediği gibi Gazi Mustafa Kemal 10 Kasım 1938 günü hayata veda etmişti. Onun vefatındaki sır perdesi bugüne kadar aralanabilmiş değildir. Bizler dünden yarına'nın Sır Perdesi adlı bölümünde bu konuyu detaylarıyla anlatmıştık. Mustafa Kemal'in vefatından 10 yıl sonra Yunanistan'da çıkan gazetelerde yer alan bazı makalelere dikkat çekmek istiyoruz. Yunanistan'da çıkan Laiki Foni yani Halkın Sesi gazetesinde 1 Ağustos 1948'de Avram Benaroyas imzalı makale ilginçtir. Mefkuremizi imha edici darbe vuranların akıbeti feci şartlar altında ölümdür. Türkiye'nin mağrur sarı diktatörü Mustafa Kemal Atatürk 10 Ekim 1935 tarihinde Ankara'da Çankaya Köşkü'nde Doktor Mim Kemal Öke'ye hitaben Mason cemiyetinin faaliyetini inkılaplarıma muarız gördüğüm için kapatılmasını elzem gördüm. Bu dakikadan itibaren bu cemiyeti ölmüş biliniz ve bir daha diriltmeye teşebbüs etmeyin demişti. O zannetti ki bütün muhalif ve muarızlarını tasfiye ve bertaraf ettiği gibi masonları da tasfiyeye tabi tutmaya muvaffak olacaktır. Fakat asla. Benzer bir yazı dizisi yine Yunan basınında 1 ila 5 Eylül 1949 tarihinde Laiko Metopo yani Halk Cephesi adlı yayın organında Apostolos Grazos imzasıyla yer almıştı. Filistin Siyon kolonilerini meydana getirmek için Osmanlı İmparatorluğunu parçaladık. Bundan sonra yapılması elzem olan 2., 3. ve 4. vazifeler geliyor ve bunları seri olarak tatbik etmek icap ediyordu ki Doktor Abravaya ve Fischinger cidden bu işte fedakarane çalıştılar. Batı Avrupalı tıp dahileri, siroz mütehassısları, sarı liderin hastalığı ile ilgili meşgul olmak istediklerini Türk hariciyesine bildirmişlerse de Türkiye'deki mukaddes üçgenimiz meydana getirdikleri muhkem mevki ve salahiyetlerini cemiyetimize muhalif olanlara sarı liderin tedavisinde vazife vermemekle bize pekala ispat ettiler.
kendi içinde onca tezata rağmen yazılan, çizilen ve anlatılanlara şöyle bir bakıldığında, gerçeklerin illüzyonların arkasına saklandığı ve bazı kişi ve grupların yüzyıllardır bu yolla dünyayı içindekilerle yönetmeye kalktıkları rahatlıkla görülecektir. İllüzyonları bozup doğrulara ulaşmak yeni hedef olsa gerek.